Namib'in doğusundaki Kalahari nispeten daha yaşanabilir bir coğrafya. Burada da su yok. Kalahari çöl olsa da yoğun bitki örtüsüne sahip. Hayvanların saklanıp güneşten korunabilecekleri ağaçlar var. Kalahari'de yeni günün ilk anları. Hava hala çok soğuk. Güneş ufukta yükselirken çölün minik yırtıcıları birer birer yuvalarından çıkıyor. Mirketler. Soğuk çöl gecesinin ardından beslenmeye başlamadan önce iyice ısınmalılar. Enerji depolayan mirketler yiyecek aramaya başladı. Yavruların erişkinlere yetişmesi mümkün değil. Başlarındaki bebek bakıcıları onları hem koruyacak hem de sürüden kopmalarına müsaade etmeyecek. Sosyal canlılar olan mirketlerin aile bağları çok kuvvetli. Herkesin rahatça beslenebilmesi için sırayla nöbet tutuyorlar. Kalahari'de pek tepe yok. Kısa çalılara, devrilmiş ağaçlara çıkarak düzlüklere hakim bir noktadan bakmak faydalı olabilir. Mirketler, karadan gelecek yırtıcılar için yeterince hızlı. Ancak havadan gelecek yırtıcıları fark ettiklerinde çok geç olabilir. Nöbetçinin gözünü dört açması lazım. Kartallar ve atmacalar yaklaştığında alarm çığlığıyla ailesini uyarmalı. Kalahari'de su yok. Mirketler tüm sıvı ihtiyacını yedikleri besinlerden karşılıyor. Kumu kazarak ortaya çıkarttıkları böcekler, solucanlar ve larvalar hem açlıklarını hem susuzluklarını giderecek. Çatal kuyruklu drongo ve kızıl göğüslü örümcek kuşu mirketlerin yanından ayrılmıyor. Ortalıkta yiyebilecekleri pek bir şey yok. Uygun anı bekliyorlar. Mirketlerin kazdığı kumdan paylarına düşen böcekler olabilir. Mirketler gibi kuşlar da Kalahari'nin kıt kaynaklarını değerlendirmeyi öğrenmiş. Mirketlerin yakın akrabası firavun fareleri de hayli tedirgin. Yuvalarından çıkmadan önce etrafta tehdit olmadığından emin olmalılar. Çok uzaklaşmayacaklar. En ufak bir şüphede ise hızla yuvalarına dönecekler.